Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yazın, kış için karnıyarıklı patlıcan hazırlayıp dondurucuya atmıştık. Şimdi yazın hazırladığımız bu patlıcanlarla çok pratik bir karnıyarık hazırlayacağım. Öncelikle iç harcını hazırlıyorum. Bir adet soğanı yemeklik doğrayarak tavama aldım. Üzerine de 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Soğanı hafif diriliğini kaybedinceye kadar kavuruyorum. Soğanımız kavruldu. Şimdi üzerine kapya biber ve yeşil biber ekleyeceğim. Ben yine kırmızı kapya biber ve yeşil biberi yazdan hazırlayıp dondurucuya atmıştım. Çıkardım. Soğanların üzerine ekliyorum. 1 adet kırmızı kapya biber, 2 adet de yeşil biber kullanmanız yeterli. Şimdi biberleri de biraz kavuracağım. Biberleri de 4 dakika kadar kavurdum. Şimdi üzerine şöyle 2 diş sarımsak doğruyorum. Şimdi de üzerine kıymasını ekliyorum. 250 gram dama kıyma ekliyorum. Kıymayı da suyunu salıp çekinceye kadar pişirelim. Zaten kıyma çok çabuk pişiyor. Şimdi üzerine domates ekleyeceğim. Ben yine tabii ki yazdan yapmış olduğum domates sosunu kullanıyorum. Yaklaşık 1 tane domates yeterli. Eğer domates sosunuz yoksa tekrardan karıştırıyorum. Salçayı ekliyorum. Yarım yemek kaşığı domates, yarım yemek kaşığı da biber salçası ekledim. Salçayla birlikte de 2-3 dakika kavuralım. Baharatlarımızı ekleyelim. Baharat olarak birer çay kaşığı toz biber, karabiber, pul biber, kimyon, nane ve tuz ekliyorum. Bunları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ekleme çıkarma yapabilirsiniz. Son olarak üzerine doğranmış maydanoz ekliyorum. Karıştıracağım ve ocağı kapatacağım. İç harcımız artık hazır. Şimdi patlıcanları dondurucudan çıkartabiliriz. Evet, yazdan hazırladığım patlıcanları dondurucudan çıkardım. Bakın arkadaşlar, üzerinde domatesi biberiyle bu şekilde koymuştum. Şimdi suyun altını tutacağım buzluk kokusunun gitmesi için. Suyunu süzdüreceğim. Evet, patlıcanları yıkadım. 15 dakika kadar bekleteceğim. Daha sonra tepsiye yerleştirerek iç harcını üzerine koyacağım. Tamamen çözdürmüyoruz. Sadece 15 dakika kadar beklemesi yeterli. Patlıcanları 15 dakika kadar beklettikten sonra tepsime yerleştirdim. Şimdi de hazırladığım iç harcını patlıcanların üzerine yerleştiriyorum. İç harcını yerleştirdim. Ben böyle bol bol koydum. Bu iç harcıyla 5 veya 6 tane patlıcan da doldurulabilir. Üzerine domateslerini koyuyorum. Domateslerini yine aynı şekilde yazdan hazırlamıştım. Bu şekilde gerçekten çok pratik oluyor hazır yemek. Şöyle üzerine biraz da sıvı yağ gezdiriyorum. Üzeri için kalan domates sosumu kullanacağım. Burada 2 yemek kaşığı kadar domates sosu var. Eğer domates sosunuz yoksa yerine yarım yemek kaşığı salça kullanmanız yeterli olacaktır. Şöyle biraz karabiber, toz biber ve pul biber ekleyeceğim. Bunları yine damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tuz da ekleyelim. Yarım su bardağı kadar da su ekliyorum. Şimdi şöyle bir kenarından döküyorum. Evet, yemeğimiz şipşak hazır. Fırınımı 180 dereceye ayarladım, ısındı. Şimdi yemeği fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Üzeri hafif kızarıp suyunu da biraz çekinceye kadar pişirelim. Yemeğim pişti, fırından çıkardım. Pişmesi için 25 dakika yeterli geldi. Şimdi yanına da pilav yapacağım ve o şekilde servis edeceğim.
Ben şöyle karnıyarın yanına bulgur pilavı yaptım. İsterseniz pirinç pilavıyla da servis yapabilirsiniz. Üzerine biraz da sosundan koyuyorum. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlardan yoruma bir kalp, herhangi bir emoji bırakmalarını rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soru, görüş ve önerilerinizi yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Yazın biraz uğraşıyoruz, yoruluyoruz ama kışın da gerçekten büyük kolaylık oluyor. Bakın, çok kısa bir sürede akşam yemeğimi hazır hale getirdim. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum. Şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, yumuşacık. Lokum gibi. Çok güzel oluyor. Yanında da kendi yaptığım ev yapımı turşum. Yoğurt koyabilirsiniz, salata yapabilirsiniz veya çorba sevenler yanına çorba da yapabilir. Gerçekten çok pratik ve lezzetli bir akşam yemeği önerisi. Yazdan nasıl hazırladığımı da açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.